Ayrıca da anlattıkları da çok garip yani o. Ne diyor? Altından, yerden, bahçelerden. Fil ayağı gibi diyor Süleyman'daki fil. Süleymaniye Camisi'nin sütunlarının kalınlığında diyor. Yani 4 metre ya 5 metre. 50-100 metre yüksekliğinde sütunlar diyor yerden fışkıracak. Hatta diyor takkemiz düşecek diyor bakarken diyor. Saf altından, som altın. Yani 24 ayar altından bahçelerimizin önünden altın fışkıracakmış. Gökyüzüne doğru. Evlerin, arabaların ne hale geleceğini, ya ne kadar büyük telafat olacağını bir düşünün. Böyle bir ortamda şahıslar, yani her bahçeden fışkıracak diyor. Hindistan, Pakistan, Türkiye, nerede Müslüman varsa herkesin bahçesinde fışkıracak altınlar diyor. Yani var mesela şu evin önünde de bahçe var, buradan da fışkıracak. Mesela 4 metrelik, 5 metrelik bir altın, som altın fışkıracak diyor. Hatta takkeler düşecek diyor, o kadar yüksek olacak diyor. Neden olacakmış hocam? Çünkü Mehdi'nin yanına mı gidecek halk, yoksa altının yanında mı duracak, onun içinmiş. Ama Mehdi de sosyal adalete sahip olacak, insanlara mal dağıtacak, insanlara zenginlik sunacak. Peki o kadar altını varsa adam niye Mehdi'den mal istemeyiz? Evet. Yani evin önünde o kadar som altından, değil mi? Bütün dünyaya yetecek kadar bir altın var neredeyse. Ya inanılır gibi değil anlattıkları. Mesela başka da var, o melekler görünecek diyor, herkese kendi lisanından seslenecek evet. diyor. Gökyüzü meleklerle dolacak diyor. Kanatlı normal melekler. Mesela Beyazıt'ta veya Laleli'de herkese diyor kendi dilinden hitap edecek diyor. Mesela Koreli ise Kore dilinde, Japonsa Japonca, Almansa Alman, turistleri herkese teker teker Mehdi falandır diyecekler diyor melekler. Adnan Hoca diyor bunu göstertebiliyor mu bize diyor böyle melekleri diyor. Yani böyle bir kişi var mı diyor. Yani başının üstünde de bulut olacak diyor. Orada da bir melek buluyor, bu Mehdi'dir diyecek diyor. Peki bu durumda Mehdi nasıl ben Mehdi değilim desin? Rivayetinde Mehdi'nin reddedecek. Melekleri yalancılıkla itham etmesi gerekiyor. Meleğin sözüne inanmak farzdır. Çünkü Allah'tan gelen hükmü bildiriyor melek. Meleğe nasıl yalanlasın Mehdi? Ve gördüğü halde. Ve bütün insanlara bunu söyleyecek diyor melekler. Böyle bir ortamda zaten aklın ihtiyarı kalkar. İmtihan ortamı kalkar. Bu kıyamete yakın olacak bir şeydir meleklerin görünmesi. Ondan sonra zaten kıyamet başladığında olacaktır. Kıyamet başladığında da zaten imtihan kalkmış oluyor. Başka ne diyor? Adriyatik Denizi kuruyacak diyor. İtalyanlar haberi olmayacak diyor. Tank top işlemeyecek diyor. Evet. Mehdi'ye tank top hiçbir şey istemeyecek silah diyor. Mesela tank mermisi çarpsa bile Mehdi'ye hiçbir şey olmayacak diyor. Adriyatik Denizi kuruyacak diyor. Tamamen suyular çekilecek. Akdeniz'in de suları donacak diyor. Şey gibi diyor. Cam gibi, buz gibi donacak diyor. Mehdi ve talebeleri diyor Adriyatik Denizi'nin ortasında kamp kurup yemek yiyecekler, işlerine bakacaklar diyor. İtalyanların sabahleyin haber olacak diyor Adriyatik Denizi'nin tamamen kuruduğundan diyor. Bunlar olmadığı için diyor Mehdi de yoktur diyor bu yüzyılda diyor. Yani, evet, yani özetle bu olay. Yani neden Adriyatik Denizi'nde sabah kahvaltı yapacaklarmış, o da tabii ilginç yani. Yani halbuki rivayette diyor ki Mehdi denizin üstünden geçer. Boğaz Köprüsü'ne işaret ediyor. Yani denizden geçer, denizde bir kuru yol açılır, geçer diyor. Yani müteşabih bir hadis. Bakın onu yorumlaması nasıl? Yani melekler gökyüzünden öyle bağırırsa, insanlar Mehdi'yi nasıl hapsatsınlar? Nasıl çile çeksin Mehdi? Ve 300 tane talebesi olur mu bu durumda Mehdi'nin? Mehdi'nin 300 tane talebesi var, çok az olacak talebesi. Bütün tarikatların, cemaatlerin binlerce taraftarı var. 10 binlerce, 100 binlerce, hatta milyonlarca taraftarı var. Ama Mehdi cemaati çok küçük bir cemaattir. Çünkü anormal ve yanlış yolda olduğu düşüncesiyle insanlar onlara yanaşmayacak. Onları çok ezecekler, üstlerine gidecekler. Hakaret görecek, baskı görecek bu insanlar. Hatta rivayette onlardan kimse evlenmez diyor. Kimse ticaret yapmaz diyor. Mehdi talebeleri ve Mehdi ile. Yani çok toplumdan baskı görecek insanlar. Gökten melekler Mehdi'yi göstererek bu Mehdi'dir derse hangi Müslüman itiraz edebilir, ne diyebilir yani? Hangi insan size itiraz edebilir? Hangi Müslüman itiraz edebilir? Hayır ben senin sözünü dinlemiyorum diyebilir mi? Olacak ya bu konu şey. Bir de hocam şöyle söyleyeyim. Yani Allah kendi büyüklüğünü, azametini işaret etmek için dahi melek göndermemişken insanlar bu noktada... Yani hiçbir peygamber de yok bu. Evet, yani hiçbir peygamber döneminde yok. O Kur'an ayetleri var mı? Var. Oku bak meleklerle ilgili mi? Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Onların üzerine melekler iner ve der ki korkmayın ve hüzne kapılmayın. Size vaat olunan cennetle sevinin. Ama bir şey görünmüyor burada melekler. Bu çok önemli. Yani Müslümanların üstüne geliyor melek.
Fakat görünmüyor. Cübbeli görünecek diyor. Bu konuda şu ayet var. Bir ayet daha var. Bir dakika bir o şey. Mesela bizim de üstümüzde melek oluyor. Yani iki tarafımızda da oluyor. Her insanda vardır. Evet. Ama biz hiçbir zaman için göremiyoruz. Ya Mehdi'de de melek olacaktır. Bu Mehdi'dir diyecektir. Ama bunu melekler görecektir. Yani melek aleminde olacak bir hadistir bu. Bu alenen görünecek diyor. Yani hatası yanlışı burada. Evet. Enam suresi 8. ayette şöyle buyruluyor. Ve derler ki ona bir melek indirilmeli değil miydi? Eğer bir melek indirilseydi elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendine göz açtırılmazdı. Bak mesela Mehdi'den de melek isteniyor. Yani Mehdi varsa zaten böyle ispat et diyecekler diyor Mehdi'ye. Mehdi'nin. Mehdi zaten Mehdi iddiasını olmayacak ki ispat etsin. Yani adam ona nasıl öyle küstahça bir iddiada bulunabilir? Hadi bakayım ispat et diyebilir mi? Evet ver ayet bakalım. Ona melek indirilmiş olsaydı evet. Sonu gelmiş olurdu. Sadece Azrail'i evet. Göndeririz demek istiyor büyük bir ihtimalle. Bak göğün bulutları parçalanacağı ve meleklerin bir indirileceği gün, işte o gün şeytandan Allah'a sığının ancak kıyamet vaktinde oluyor, dikkat edersin. O gün gerçek mülk Rahman olan Allah'ındır. İnkar edenin için oldukça bir zor gündür diyor Allah. Melekleri görecekleri gün, suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. O gün melekler onlara derler ki size sevinçli haber yasaktır, yasak. Demek ki kıyamet anında oluyor sadece. Evet. Mesela şüphesiz Allah ve melekleri peygambere selat ederler. Ey iman edenler siz de ona selat edin ve tam bir teslimiyete ona selam verin. Mesela peygamberimize de Cibril geliyordu ama göremiyordu kimse. Bir yani. De peygamberin gördüğü bir olaydı. Mesela gök gürültüsü ona hamd ile melekler de ona olan korkularından tesbih ederler. O yıldırımları gönderip bununla dilediğini çarpar diyor Cenab-ı Allah. Mesela biz yine orada da melekleri göremiyoruz. Melekler aleminde olur. Mesela bak konuşmasının de şifresi de var. Şu kısaca şurayı bir okusan o konuşması. Şu diyor ya Fatih. Sen Fatih Camii'nin direklerini biliyor musun? Süleymaniye'nin direklerini, fil ayaklarını biliyor musun? Fil ayaklarını. Oo kaç ton? O direkleri gör işte bak kafandan takken düşer. O kadar uzun direkler. O direkler gibi altınları toprak çıkaracak, dışarı atacak. Bir de bakacaksın böyle koca koca sütunlar gibi altın madenleri som altın dışarı vurmuş. Şimdi millet bir küpe, bir yüzük için birbirinin kafasını kırıyor. Millet birbirini öldürüyor yahu. O kadar altını sokakta görenler ne yapacak acaba? İşte kıyamet yaklaştı. Halbuki Mehdi bol bol mal dağıtacak insan. Fakir olacak bu dönemde insanlar. Sosyal adalet evet. Sağlayacak. O kadar altını varsa adam yani Mehdi'den ne mal alacak o zaman yani. Bir de bütün binalar, şehirler birbirine girer. Yani muazzam bir katliam olur yani. Muazzam olaylar olur. Dünyanın belli bir kısmı anlatmış olabilir mi bu? Böyle yani bir hadis Müslümanların var. Müslümanların diyor bahçelerinde çıkacak. Evet. Yani istisnasız her Müslümanın bahçesinde çıkacak diyor. Evet. Yani belki yani böyle bir hadis okumuştur Sayın Hocanız. Ha, müteşabi. Evet. Müteşabi olanı böyle acayip yorumluyor. Yani evet. Müteşabi çözmeyi bilmiyor. Evet. Müteşabi. Mesela Mehdi'nin hakkında çok fazla rivayet var. Fakat müteşabih oluyor. Mesela diyor ki Mehdi diyor eline bakar diyor, dünyayı görür diyor. Ahir zamandaki bu bilgisayar teknolojisine dikkat çekiliyor. Mesela dünyadaki bütün olayları görüyor. Mesela talebeleri de diyor eline baktığında Mehdi ile görüşürler diyor. Cep telefonlarında şu an insanlar birbirlerini karşılıklı görebiliyorlar. Mesela diyor ki insanlar topuklarıyla konuşacak, ayakkabıların topuklarıyla konuşacaklar diyor. Telsiz, telefon ve bu tip teknolojik aletlere dikkat çekiliyor. Yoksa yani gerçekten ayakkabısını alıp topuğuyla insan konuşacak anlamda değil bu tabii ki. Ya hakikaten avucuna baktığında avucun içerisinde görüntüler görünüp insanlarla görüşecek anlamında değil bu. Evet. Yani ahir zaman teknolojisini bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da bir çok büyük bir mucizedir. Ya burada Cübbeli Hoca'nın anlattığı da belki bir alıntıdır. Çünkü Arabistan'da insanların bahçesinden petrol fışkırdı. Altın gibi bir şeydi. Ha mesela evet. Evet müteşabih yani. Oluyor. Fakat bilmiyor müteşabih. Evet. Direkt doğrudan bu diyor o söylenir diyor. Doğrudan açıklanır evet. Diyor. Halbuki birçok müteşabih Kur'an ayeti var. Mesela Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılın diyor. Allah'ın Cenab-ı Allah'ın ipine sıkı sarılın demek Kur'an'a sıkı sarılın anlamında. Evet. Yani bildiğimiz ip urgan anlamında gidip onu tutun anlamına gelmiyor bu. Yok diyor. Bu açık anlamı üzerinedir diyor. Açık anlamı üzerine olmaz. Müteşabih olan da o tahakkuk ettiğinde onu bilen insanlar, Allah'ın onu ilham ettiği insanlar onu açıklarlar. Anlıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in başlangıcında Bakara suresinde de iki farklı ayet tür olduğu yine Yüce Yaradan tarafından müteşabih ve muhkem ayetler olarak iki ayrılmış. Evet. Bir kısmını anlayamayacağımız zaten söylenmiş.